Önce bir Semih Özsoy'u dinleyelim mi Sinan abi? Çünkü bağlantılı olacak. Bir Sayın Özsoy'u bir dinleyelim. Sayın Semih Özsoy 2 haftadır, 3 haftadır çok sert açıklamalar yapıyor ama ilk defa böyle isim vererek hedef aldı Abdurrahim Albayrak'a. Bir izleyelim bakalım. Bir maç daha geride kaldı. Öncelikle bizim maçımızdan önce futbolcu Emre Akbaba'ya geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. Bizim maçımızda evet, güzel bir futbol yoktu. Hatta çirkin bile diyebiliriz. Zorlandık. İlk yarı kısmen daha iyi ama ikinci yarı zorlandığımız, sıkıştığımız, sezon sonunun ağırlığı, zorluğu gözüktü. Galip gelmenin yalnızca mutluluğunu yaşıyoruz. Bununla birlikte bundan sonra neler yapabiliriz? Önümüzdeki yıl için yapabileceğimiz hamlelerin çalışmalarına başlamış durumdayız. İnşallah önümüzdeki sezon ait olduğumuz yerde, zirvede seyircilerimizin, taraftarımızın, camiamızın beklediği, mutlu olacağı bir takımı kurmak üzere hedeflere hareket edeceğiz. Semih Bey, Ersun Demirhan bir basın toplantısı yaptı. Türk futbolu için kara gece ifadesini kullandı. Bu konuda sizin yorumunuz nedir? Birinci sorun bu. İkinci sorun da Abdurrahim Albayrak. Buradaki maçtan sonra bir takım açıklamalar mı olacak demişti zamanı geldiğinde. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Onlarda bir kültür ve gelenek. Ama ona biraz sonra değineyim. Ersun Hoca'nın dediğine katılıyorum. Kapkara, çok kara bir gece. Hatta Türk futbolu için utanç gecesi de diyebiliriz. Ama bu bugünün sonucu değil. Sayın Başkanımız Ali Koç hem seçim sürecinde hem başkan olduktan sonraki bütün demeçlerinde bizler yöneticiler söyledik. Dedik ki temiz futbol, tamamen arınmış futbol, bu böyle gitmez dedik. Esasında bu 20 yıldır oynanan tiyatronun belki de bugün son perdesiydi. Perde perde oynandı, güzel her gün oynandı. Sonunda da artık malumun ilanı oldu, mühür oldu, dünya gördü, Türkiye gördü. Bununla birlikte 17 takımın da nasıl yıllarca takımlar değişse de 17 takımın nasıl emeğinin çalındığını bir kere daha gördük. Hakikaten utanç verici. Yani biz çok pozisyonlar konuştuk, maçlar konuştuk. Burada inanın ne diyebileceğimi ben de bilmiyorum. Merak ettiğimiz yıllardır bir gelenekti. 2011'de de olmuştu. Konuşacağız. Ta ki şampiyon olana kadar. Şampiyon olduktan sonra vazgeçtik, konuşmayacağız. Kuvvetle muhtemel Abdurrahim Bey de konuşmayacaktır şampiyon olduktan sonra. Olurlar mı bilemem ama olmamaları için hiçbir sebep yok. Olmaları için itilen bir güç var. Bizim merak ettiğimiz başka bir konu da 20 yıllık süreç içerisinde şampiyonluklarında posterde gördüklerimiz vardı. Bu sene şampiyonluk posterine acaba kimi sokacaklar, kimler olacak, kimleri göreceğiz. Dolayısıyla utanç verici bir gece. Söyleyecek pek de bir şey yok. Bence Fenerbahçe liderliğinde, Fenerbahçe önderliğinde bir fikirde buluşup ileride temiz futbol adına neler yapabiliriz? Hazır seçimlerde yaklaşırken Futbol Federasyonu seçimleri. Bununla Ali Koç'un neler demek istediğini, Sayın Başkanımızın ne yapabileceğini, öteki kulüplere nasıl katılımcı olabileceğini bunu düşünebiliriz. Bunlar bugün Başakşehir oluyor, Beşiktaş oluyor, şampiyonlar giden oluyor. Bunlar yıllarca bize oldu. Demek birilerinin olması istenmiyor ama en önemlisi hep aynı takım olunması, şampiyon olunması isteniyor. Diyecek pek bir şey yok. Çok var ama yani lafın fayda etmediği anlar. Bakın kurulduğu günden beri sıkıntılı olan, 20 yıldır zirveye çıkan, perde perde oynanan bir şey müdahale edilmediği takdirde olduğu gibi devam ediyor. Bugün Rize'nin hakkı yendi. Geçen hafta başkasının ama birileri çıkıp günübirlik bağırıyor. O anlık bağırıyor ama geç gelen feryadın hiçbir şeye faydası olmaz. Tekrar söylüyorum, bakacağız. Posterde kim çıkacak bu sene? Bugün hükümet olmadı. Yine Karayolu kampanyasına affederek biz birileri gibi taraflarını rahatsız etmiyoruz şimdi. Böyle bir gözlem yaptık. Rahatsız etmiyormuş. Evet. Geçmişte de söyledim. Fenerbahçe zor günlerde hücumda çabuk çoğalır. Biz zor günlerde bir kenetlenmesini çok iyi biliriz. Geçmişte de çok gösterdik. Yardım kampanyası onların görüş açısı. Biz halbuki ilk gün bile söyledik. Herkesin bu çorbada tuzu olacak diye. Bu kampanyalar güven ister, başkana bağlılık ister, camiada bir bütünlük ister. Dolayısıyla yapıp da beceremeyenler çok ama bizim gibi olduğu gibi olduğundan beklenenden çok daha iyi olan camia yoktur. Belki ona bir atıfta bulunmuştur. Fenerbahçe spor kulübü karar vericidir, yönlendiricidir. Dolayısıyla bizim şu olsun bu olsundan daha çok Türk futbolu için ne iyi olur onu konuşuyoruz. Bizim önümüzde teklifler, isimler geldiği takdirde değerlendiririz, en iyi kararı da veririz. Doğrusu Türk futbolu için hangisi ise biz ona veririz. Biz kendi çıkar ve faydalarımıza bakmayız.
Fenerbahçe kulübüne değil Sayın Ali Koç'a başkana gönderdim dedi. Dolayısıyla buna başkana sorarsanız daha iyi olur. Fakat o dönemde Mustafa Cengiz Başkan, Sayın Başkan tarihleri, olayları bazen karıştırıyor. Ama mektupla ilgili ben var yok ve içeriğini söyleyemem. Kendisinde söylediği gibi Ali Başkan'a sorarsanız kendisi cevap verir. Yine Mustafa Cengiz'in bir açıklaması oldu. Şampiyonluk için her şeyi yaptım. Bunu söylersem de yanlış anlaşılır. Yok, yok artık yanlış anlaşılmaz. Çünkü herkes neyin ne olduğunu anladı. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkür. Sayın Semih Özsoy tarihi bir açıklama yaptı. Kendisine göre, Fenerbahçe camiasına göre Galatasaray'ın karşısında olan takımların yanında Galatasaray'ı karşısına alarak utanç gecesi dedi. Kapkara bir gece dedi. Temiz futbol yok artık dedi. 20 yıllık bir tiyatronun son perdesi. Malumun ilanı dünya gördü bugün. Emek nasıl çalındı gördü dedi. Bunu Rizespor için söylüyor. Abdurrahim Albayrak şampiyon oldular artık diyor. Şampiyon oldu artık Galatasaray diyor. Abdurrahim Albayrak diyor. Şampiyon oldular ama artık konuşmayacak. Hani demişti ya Fenerbahçe maçından sonra konuşacağım ama şimdi değil demişti ama konuşmayacak diyor Sayın Semih Özsoy. İtici güçle bir şampiyonlukları olacak diyor. Ama kim itiyor onu söylemiyor. Bir itici güçle şampiyon oluyorlar diyor. En enteresan yanı şu. Şampiyonluk posterine bu sefer kimi alacaklar acaba diyor. Bakın bunlar kelime kelime noktasına virgülüne bakılarak hani hep dokunmadan deriz ya dokunularak incelenmesi gereken cümleler. Türk futbolu tuhaf bir gece yaşıyor. Bugün, bir Fenerbahçe yöneticisi bugün diyor ki şampiyonluk pozisyonunu acaba kimi alacaklar? Ertem çok acı. Bak ne dedim? Bugün iyi ki Fenerbahçe şampiyonluğa oynamıyor. Haklı demiyoruz yani ona göre. Bak iyi ki Başakşehir'in yerinde Fenerbahçe yok. Ortalık toz duman olurdu. Bak şampiyonluk yarışında. Ha bugün Galatasaray'ın yerinde Fenerbahçe'de olsaydı, Beşiktaş'ta olsaydı bu tip hakem hatalarıyla ilgili aynı şeyleri söylerdik. Yani bakın Galatasaray'ın da canı yandığı zaman, Galatasaray'ın da aleyhine hakem hataları yaptığı zaman da buradan bu tepkileri verdik. Ama bugünkü öyle bir şey değil. Bakın çok önemli, çok önemli Türkiye'nin iş adamı insanlar bizi seyredi. Bak Ethem abi söyledik, Ethem Sancak. Şimdi Mustafa abi bizim, Mustafa Taviloğlu Ertem. Evet. Sinan'ım ilk bizim babamın Instagram kucağında maça gittim. 70 sene önce hiç unutmam kolumun üstünde turnikelerden geçemedim. 70 senedir maça gidiyorum. Bir maçta bu kadar hakem hatası görmedim, tesadüf olamaz. Şaşkın vaziyetteyiz. Bir geceyle Yunanistan'a geldik. İnan karaya şaşkınlıktaki evimiz kaçtı çıkamadık. Mustafa Taviloğlu. Bakın maça herkes bu insanlar futbol hastası. Bunlar yaşını başını almış kelli felli iş adamı insanlar. Bakın bugünkü farklı bir durum var. Bugün yapılan burada yarın Galatasaray yapılırsa anketi. Üstüne basa basa söylüyorum. Burada Galatasaray kulübü, Galatasaray futbol takımı kendi sene üstüne alınmasın. Zaten güçlü bir takım, zaten iyi bir takım. Ama maç öyle bir hal alıyor ki Galatasaray'ın şampiyonluğuna şaibe kaçıyor. Sorun Galatasaray değil diyorsunuz. Değil sorun abi. Merkez Hakem Komitesi. Haftaya merke sorun üst akıl kimse eğer. Başakşehir maçı muhtemelen Cüneyt Çakır olur. Bir daha Başakşehir Galatasaray maçı muhtemelen Cüneyt Çakır olacak. Anladım. O da yakışır bu maça.